Bültenimizden iyi akşamlar sayın seyirciler. Bu akşamki bültenimize üzücü bir gelişmeyle başlıyoruz. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devriye görevini yapan askeri taşıyan aracı ateş açıldı. Saldırı sonrası kaza yapan araç sürücüsü piyade astsubay Cihan Çiftçibaşı şehit oldu. Mardin'in Kızıltepe ilçesine sınır güvenliği sağlarken teröristlerce açılan taciz ateşi sonrasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay Başçavuş Cihan Çiftçibaşı'nın baba ocağı Nevşehir'e şehit ateşi düştü. Şehidin ailesine ocağı beri derin kuyu kaymakamı Muhammed Yılmaz verirken şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Köy muhtarı Seyit Poyraz, şehidin İstanbul'a çalışan babasının Nevşehir'e doğru yola çıktığını belirtti. Şehidin ailenin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de şehit olan Astsubay Cihan Çiftçibaşı için taziye mesajı yayımladı. Becel mesajında taciz ateşi sonucu Nevşehirli hemşerimiz piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Ülkemizin huzur ve güvenliğine kasteden bu hain saldırıları gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensupları er ya da geç hak ettiği cezayı alacaktır. Terör örgütü ve onu destekleyenler emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaklardır. Vatanımız ve bayrağımız uğruna canını feda eden tüm şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli aileleri başta olmak üzere aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun ifadelerine yer verdi. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır ve başsağlığı diliyoruz sayın seyirciler. Afyon Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Adayı Osman Emrem basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Emrem yaptığı açıklamada seçilmesi halinde çiftçilerin sorunlarını ivedilikle çözeceğini söyledi. Türk çiftçisinin alın terini önümüzdeki günlerde yapılması planlanan Afyonkarahisar Pancar Ekiciler Kooperatifi için adaylığını açıklayan ve çalışma arkadaşlarını belirleyen Osman Emrem, seçim çalışmaları kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelerek çalışmalarını ve seçilmesi durumunda uygulamayı düşündüğü plan ve projelerini anlattı. Çiftçilerimizle birebir görüştük, ortaklarımızla. Seçimi kazanmaları durumunda Pancar Ekiciler Kooperatifini örnek bir sivil kuruluş haline getireceklerini dile getiren Başkan Adayı Emrem, kooperatifin imkanlarının çok fazla, gayesinin de çiftçiye hizmet olduğunu belirterek çiftçinin ihtiyaçlarını piyasadan ucuz bir şekilde temin ederek çiftçiye sunmak olduğunu söyledi. 10 Temmuz'da hepinizin bildiği gibi 33 bin pancar ekicisinin ortak olduğu Pancar Ekicileri Kooperatifinin genel kurulu var. Yaklaşık 25-30 yıldır bu kooperatifi mevcut yönetim idare ediyor arkadaşlar. Ortaklarımızdan gelen istek üzere ısrarla aday olmamız istendi. Bizler de bu düşünceyle bir ekip kurduk. 7 aydır köy köy, mahalle mahalle, kasaba kasaba ortaklarımızın ayağına giderek, problemlerini dinleyerek çarelerini kendilerine anlattık. Nasip olursa bu cumartesi günü Türkiye Afyon'da ilk defa 40 yıldır basın mensuplarıyla bir başkan adayı bir araya geliyor. Çiftçilerin dertlerini, problemlerini dile getiriyor. İnşallah seçimden sonra da sizlerle biz kooperatifimizin çalışmaları hakkında bilgiler verip çiftçilerimizi yaptığımız güzel hizmetleri sizlerin aracılığıyla kamuoyuna duyuracağız. Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin kuruluş gayesi çiftçinin parasıyla kurulduğu için çiftçiye piyasadan kaliteli ucuz mal satmaktır. Ama 30 yıldır bu arkadaşlarımız, hele hele son 20 yıldır karşılarına hiç aday çıkmadığı için tamamen kooperatifin kuruluş amaçlarının dışına çıkmışlar. Kooperatifimizi bir ticarethane gibi kullanıyorlar. Yani şu anda hangi çiftçimize gider sorarsanız sorun, gübre piyasadan 15-20 lira çuvalı pahalı satılıyor. Sulama borusu piyasada 34 bin lira, kooperatifte aynı boru 49 bin lira. Bu çiftçiye hakarettir. Neden? Ben çiftçinin parasını almışım, çiftçiden emanet olarak oranın yönetimini almışım ve çiftçiye piyasa değerinden çok üzerinde pahalı mal satıyorum. Bu gerçekten ortaklarımıza büyük bir hakarettir.
Şuhut ilçemizde bu yıl 2900 dekar alanda ekimi yapılan fasulyenin hasadına başlandı. Hasadı yapılan fasulyenin kilogram fiyatının ise bu yıl 3 ila 3,5 lira arasında satıldığı belirtildi. Şuhut ilçesinin önemli tarım ürünleri arasında yer alan fasulyenin hasadına başlandı. Bölgede bu yıl yaklaşık 6000 ton fasulye üretiminin beklendiği öğrenildi. Kilogram satış fiyatının bu yıl beklentilerini karşılamadığını dile getiren üreticiler, ürün veriminin ise geçen yıllara göre yüksek olduğunu belirttiler. Fasulye üreticisi İsmail Karataş, Nisan ayında ekimini yaptıkları fasulyenin Temmuz ayı ile birlikte hasadının başladığını ifade etti. Emek istiyor, alın teri, sabah 8, akşam 6 bırakıyoruz. Buradan tarladan toplayıp pazara götürüyoruz. Şuhut merkeze, sebze pazarına, orada tüccarlara, günün rayişine göre veriyoruz. Fasulyeyi zor şartlarda yetiştiriyoruz. Bu sene inşallah umutluyuz. Şu anda fasulyenin piyasası 3-3,5 arası. Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Tarım işçisi Ayşe Tanrıverdi ise üreticilerin gübre fiyatları başta olmak üzere diğer ürünlerin pahalı olduğu için yeme fiyatlarını düşük tuttuklarını belirterek buna bir çare bulunması gerektiğini vurguladı. Toplamamıza bugün başladık. Sabah erken saatlerde bu tarlaya geliyoruz. Emeğimizin karşılığını şu an alamıyoruz. Gübre parası, masrafı korutmuyor. Başka yapacak şu an işimiz yok. Biz köy yerindeyiz. Yani bu çaresine bakılması gerekiyor. Öte yandan fasulyenin ilk hasadının geçtiğimiz yıl 2 TL'den alıcı bulduğu bu yılsa fiyatının 3-3,5 TL arasında değiştiği belirtildi. Asansör haberleriyle devam ediyoruz. Dinar'da ağabeyiyle birlikte oyun oynamak için sokağa çıkan 6 yaşındaki kız çocuğuna başıboş bir sokak köpeği saldırdı. Yere yatırıp üzerine çıktığı küçük kıza dehşeti yaşatan köpek çocuğu kafasından ve kulağından ısırırken talihsiz kızın kafasına 9 dikiş atıldı. Olay Stadyum Mahallesi Örnek Evler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 6 yaşındaki Narin Yüksel abisi 9 yaşındaki Turan Yüksel'le oyun oynamak için sokağa çıktı. Bu sırada küçük çocukların yanına gelen bir sokak köpeği bir anda çocuklara saldırdı. Narin Yüksel saldırıdan kaçamayınca köpek küçük kızı yere yatırıp üstüne çıktı ve kafasıyla kulağını ısırdı. Kardeşini köpeğin ısırdığını gören ağabey Turan ise bağırarak yardım istedi. Sesi duyan Yüksel ailesinin komşuları Fadime Özdemir olaya müdahale edip küçük kızı birkaç dakikalık bir uğraşın ardından köpeğin altından almayı başardı. Kurtulan çocuk hemen abisiyle koşarak evine gitti. Evde çay içtikleri sırada yanlarına gelen çocuklarını kanlar içinde gören baba ve anne hemen çocuklarını araçlarına bindirerek Dinar Devlet Hastanesi acil servisine götürerek 9 dikiş attırdılar. Olayın ardından polis ve belediyeye şikayetçi olduklarını söyleyen baba Murat ve anne Atiye Yüksel kızıyla oğullarının büyük korku yaşadıklarını belirttiler. Narin'in kızımı alarak koşa koşa buraya geldiler. Bir baktım kızımın kan reva içinde. Başının burası, kolları, yana. Burada ismini bilmediğim bir komşu çocuğumu köpeğin elinden kurtarıyor. Lütfen rica ediyorum bir an önce bunların önlemlerini alsınlar. Bugün benim çocuğumun başına gelen, yarın mutlaka Allah muhafaza başka bir çocuğun canıyla ortaya çıkacak neticeler doğru. Ben her türlü bu konunun arkasındayım. Ben çocuğumu sokaktan bulmadım. Kimse de bulmadı. Bunun sebebi ne diyeceğiz? Kim besliyorsa, kim burada barındırıyorsa tek tek kanun önünde bana hesabını verecek. Kızımızın başına bir şey gelseydi, orada ölseydi bunun hesabını bize kim verecekti? Saldırıya uğrayan Narin Yüksel ise çok korktuğunu belirterek dili döndüğünce yaşadığı dehşeti anlatmaya çalıştı. Kulağım ısırdı. Nasıl oldu tam anlatsana bize biraz. Kafam ısırdı. Çok korktun mu? Evet. Köpeğin saldırısı sonrası ailesi tarafından hastanede fotoğrafları çekilen küçük kızın yara izleri olayın nedenli ciddi olduğunu gözler önüne serdi.
Olay sonrası bölgeye giden belediye ekipleri saldırgan köpeği bulup barınağa götürmek için çalışma yaptı. Dinar'da park halindeki otomobilde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Olay itfaiye mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol kenarında park halindeki 07AGN792 plakalı otomobili motor kısmından bir anda dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken ekipler yangını söndürdü. Polis ise çevrede güvenlik önlemi alıp giriş çıkışlara izin vermedi. Yangından sonra araçta ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri tarafından kontroller yapıldı. Kent merkezi Erenler Gençlik Parkı civarında yapılan uygulamada taksirle yaralama ve hırsızlıktan kaydı bulunan Ahmet Ç. isimli şahsa ait bir adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. Gümüşkent mevki Cavdarlı yol ayrımında kaydı bulunan Mesut A. isimli şahsa ait bir adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. Kent merkezi Burmalı Mahallesi Ulu Güllük Caddesi'ndeki uygulamada kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, evden hırsızlık, tehdit, hakaret, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından kaydı olan Ramazan K. isimli şahsa ait bir adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Emirdağ'da araç devrildi. 81 yaşındaki sürücü ve eşi yaralandı. Kaza Emirdağ ilçesi Daydalı köyü yakınlarına meydana geldi. Edinilen bilgiye Ahmet Sarıdoğan yönetimindeki 42TU633 plakalı otomobil Daydalı köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsüyle aynı yaştaki eşi döndü. Sarıdoğan yaralandılar. Ve daha sonra Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Emirdağ'da alkollü şekilde direksiyon başına geçen sürücü yolda park halindeki başka araca çarptı. Kaza Emirdağ ilçesi aşağı Biribeyli köyü yakınına meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 72 yaşındaki MÇ idaresindeki 42Y3733 plakalı otomobil aşağı Piribeyli köyü Güllerhöyü yakınlarında MDN yol kenarına park etti. 03HB776 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan MÇ, Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kontrollerde MÇ'nin alkol olduğu ortaya çıktı. İhsaniye ilçemizde yurt genelinde olduğu gibi düğün yasaklarının kalkmasıyla eski gelenek ve görenekler de yaşatılmaya başlandı. İlçede yapılan bir düğünde dilenme denilen adette düğün sahipleri ellerine aldıkları tencere ve tavaları çalıp komşuların evlerine maniler söyleyerek gidip hediyeleri kabul etti. Covid-19 salgını sebebiyle yasaklanan düğünlerin normalleşme süreciyle serbest bırakılmasıyla gerçekleşmeye başladı. Bu kapsamda düğünlerde özlenen eski adetler de tekrar yaşatılmaya başlandı. İhsaniye ilçesinde Faruk Özaşkın'ın sünnet düğününde düğün sahipleri gece saatlerinde kapı kapı dolaşarak maniler söyleyip komşuları ziyaret ettiler. Ziyaret edilen komşularda kapılarına gelen düğün sahiplerine çam sakızı çoban armağanı gönüllerinden ne koparsa destek oldular. Sünnet çocuğunun annesi ve babası olan Sultan Okan Özaşkın çifti gelenekle ilgili şu açıklamaları yaptılar. Bu geçmişten gelen bir gelenek, atalarımızdan bize, Afyonumuzda, İhsaniye'mizde böyle komşuların hatırlarını alıyoruz. Topluca gidiyoruz, oyunlar oynanıyor. Ev sahibinin gönlünden ne koparsa ya para veriyor, ya çerez, ya kola. Bu şekilde hatırlarını gönüllerini alıyoruz yani. Ömrümüz olduğu sürece devam edeceğiz bu geleneği sürdürmeye. Evet, komşularımızla birlikte adet ve geleneklerimizi devam ediyoruz, sürdürüyoruz. Güzel bir gelenek. Maniler atıyorsunuz. Maniler atıyoruz.
Onlar gönlünden ne koparsa onları veriyor. Çekmeyin alaylı. Evet, bu konuda bir uyarıda bulunmak istiyorum sayın seyirciler. Adetlerimiz kesinlikle çok çok güzel, ancak bazen şehir merkezinde yaşadığımız anlarda böyle şeylere rastlıyoruz. Örneğin saat 1'de gece uyku sırasında, 1.30 gibi zaman diliminde bu şekilde adetlerimiz yapılıyor. Çalışan ve hasta kesimi de düşünmekte yarar var. Çay içerisinde yaz mevsiminin gelmesiyle eşsiz manzaraya bürünen İnli Balıklı Gölü görenleri kendisine hayran bırakırken, drone'la havadan çekilen görüntü görenleri mest ediyor. Çay ilçesine bağlı İnli köyündeki Selevir Barajı'ndan getirilen sularla 2002'de oluşturulan 5000 metrekarelik yapay gölet manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor. Afyonkarahisar kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki gölet etrafı söğüt ağaçlıklarla donatılarak adeta bozkırın ortasında küçük bir ormana dönüştürülen göl, yürüyüş yollarıyla da vatandaşların spor yapmasına imkan sağlıyor. Göl içerisinde en büyüğü 10 kilogram olan ve avlanması yasak olan aynalı sazanlar ziyaretçiler tarafından ekmek ve yemle besleniyor. Eşsiz doğasıyla gölet, İhlas Haber Ajansı kameraları tarafından drone'la havadan görüntülenirken, ortaya çıkan görüntülerse adeta görenleri mest etti. Göldeki balıkların da beslenmek için su yüzüne çıktığı anlarda görenleri kendisine hayran bıraktı. İnli Balıklı Göl çalışanı İbrahim Çakmak, Balıklı Göl'ün 2003'ten bu yana hizmet verdiğini belirtti. Şu anda muhtarlık bünyesinde işlemine devam etmektedir. Burası daha çok hayvanseverler ve doğaseverler tarafından ziyaret edilen önemli bir güzel noktadır. Buraya hafta sonu vatandaşlar çok gelmektedir. İşte yoğun iş temposundan bunalan insanlar hafta sonu aileleriyle, çocuklarıyla vakit geçirmek için burada gelirler. Buralarda işte gezinirler, stres atarlar. İşte burada bizim sazanlarımız vardır göl içerisinde. Süs orada hiçbir şekilde tutulmak, yemek yasaktır. Sazanlarımıza yem verirler çocuklar, işte aileler. Yem vererek stres atarlar. Burada genelde işte manzarası çok güzeldir. Ağaçlıklarla çevrilidir etrafı. Sonra buraya gelinler gelir. Gelin damatlar çekime gelir. İşte doğum günü kutlamalarıdır, nişandır, evlilik teklifleri gibidir. Bu konumu, bu güzel yeri değerlendirirler insanlar. Anlamlı bir haberimiz var sırada. Diyarbakır Sur'daki hendek operasyonlarında gazi olan Sefa Berk, şehit olan 14 arkadaşının isimlerinin yer aldığı Türkiye haritasını evinin tavanına işledi. Diyarbakır Sur'daki hendek operasyonlarında gazi olan Sefa Berk, şehit olan 14 arkadaşının isimlerinin yer aldığı Türkiye haritasını evinin tavanına işledi. 2013'te Diyarbakır Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yapan Sefa Berk, 2015'te Diyarbakır Sur'da başlayan hendek operasyonlarında görev yaptı. Berk'in beraber görev yaptığı 14 arkadaşı bu operasyonlarda şehit oldu. Kendisi de 2016 Şubat ayında teröristler tarafından kurulan pusuda gazi oldu. Gazi Berk, şehit arkadaşlarını unutmamak ve unutturmamak için Adıyaman'daki evinin tavanına Gergi Tavan'la Türkiye haritası yaptırdı. Harita üzerinde şehitlerin memleketlerine şehitlerin ismini yazdırdı. Tavanda bulunan Türkiye haritası en acı harita olarak yürekleri kanattı. Gazi Sefa Berk operasyonda yaşadıklarını şöyle anlattı. 2013 yılında Diyarbakır'a atandıktan sonra orada görev yaptım. 2015 yılında şehir içi operasyonları başladı. Hendek operasyonları diye de adlandırılabiliyor. 2015 yılında başlayınca orada Sur içerisinde görev yaptık özel harekat olarak. 2016 Şubat ayı geldiğinde ise şehir içerisinde, ev içerisine girdiğimizde teröristlerle çıkan çatışmada yaralandım. Nasıl yaralandın? Evin içerisine girdiğimizde arkadaşlarla teröristler pusu kurmuşlardı. Ev içerisinde pusuya düştük ve bir arkadaşımla birlikte jandarma teğmen Hubey Abdüselam Özatak teğmenimiz ve bir uzman arkadaşımız Yakup uzman arkadaşımızla beraber yaralandık. Ben kolumdan, sol göğsümden ve ayağımdan yaralandım. Teğmenimiz orada şehit oldu, Abdüselam Özatak. Ben yaralandıktan sonra ve görev yaparken ve yaralandığımda şehit olan arkadaşlarım
ve yaralandıktan sonra da şehit olan arkadaşlarım. Bizzat tüm buradaki şehit arkadaşlarımla birlikte görev yaptım. Büyük yürekli Gazi Sefa Berk, şehit 14 arkadaşının unutulmamasını istediğini belirtti. Ve şehit olduktan sonra hem unutmamak, hem çevreme ve arkadaşlarıma göstermek, şehitlerin unutulmaması amacıyla böyle bir Türk bayrağında hatırlanmak amacıyla yaptım. Tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz sayın seyirciler. Şimdi genç ama çok azimli ve medya alanında çok başarılı çalışmaları olan Ispartalı arkadaşımız Özcan Öztürk'ün haberine getireceğiz ekranlarınıza. Özcan Öztürk daha önce de şarkı yorumculuğu yapmıştı. Son olarak da nostaljik bir tınısı olan çok güzel bir şarkıyla ve Ukrayna'da çektiği kliple karşımıza çıktı. Damla Damla adlı şarkı henüz çıkmasına rağmen listelerde ve radyolarda büyük bir ilgiyle dinleniyor. Öztürk ise müzik bu hayatta ben de varım diyenlerindir diyerek şarkıcılıkta iddiası olmadığını hobi olarak yaptığını söylüyor. Isparta'da medya alanında başarılı çalışmalar yapan 27 yaşındaki Özcan Öztürk, hobi amaçlı seslendirdiği son şarkısına Ukrayna'nın Kiev kentinde klip çekti. Öztürk klibin yönetmenliğini de kendisi yaptı. Öztürk, söz ve müziği Veysel Aygün'e ait olan Damla Damla parçasını yorumladı. Yıllar mı unutturdu gözlerinin rengini yar. Damla damla yağan yağmur gibi eriyorum şimdi avuçlarında. Medya çalışmalarının yanı sıra bir kafenin de yatırım ortağı olan Öztürk, şarkı için Ukrayna'nın Kiev kentine giderek kendi yönetmenliğinde klip çekti. Öztürk kendisi açısından bu duygunun en iyi şekilde yansıtılmasının önemli olduğunu söyledi. Ben Özcan Öztürk, 94 yılında Isparta'da doğdum. Eğitim hayatımı da Isparta'da tamamladım. Uzun bir süredir medya alanında çeşitli eğitimler aldım. En son yönetmenlik belgemi alarak 2015'te prodüksiyon şirketini yine Isparta'da açtım. Farklı yerlerde çalıştıktan sonra tabii ki de reklam ve klip yönetmeni olarak piyasada var oldum. Sonra bir kafe işine yatırım ortağı olarak dahil oldum. Ya müzik çok güzel bir şey. Git hadi git hiç bakma ardına. Yaşanmadıysa o hayallere kalma yarına. Git hadi git hiç bakma ardına. Ardında bıraktıklarını unutma. Müziğin evrensel bir duygu olduğunu ifade eden ve müziği hobi amaçlı yaptığını belirten Özcan Öztürk, müzik piyasasında bir iddiası olmadığını vurguladı. Bu duyguyu en iyi şekilde yaşamak ve yansıtmak önemli benim için. Bu sebeple müziği doğru kanallarda, doğru noktalarda kullanmak gerektiğine inanıyorum. Sesimiz iyi veya kötü olduğunun bir önemi yok. Sadece anlatmak istediğimiz veya insanların ruh hallerine karşı sadece bu hayatta evet ben de varım diyenlerin yeridir bence müzik. Müziği hobilik yapıyorum. Aynı zamanda kafede de yatırım ortaklığım devam etmekte. Müzik piyasasında kesinlikle bir iddiam yok. Her zaman bir sanatçı olmadığıma dair söylemlerim mevcut. Bu sebeple daha başarılı sanatçı arkadaşlara tabii ki de herhangi bir rant meselesi sağlamıyorum. Böyle bir yarışa da girmiyorum. Müziği altını çizerek hobilik yaptığımı belirtmek istiyorum. Klip için neden Kiev kentini seçtiğini dile getiren Öztürk, yapı itibariyle hareketli bir genç olduğunu, gezmeyi ve keşfetmeyi sevdiğini söyledi. Ukrayna'nın Kiev şehri tarihi yapısıyla her zaman beni cezbeden bir yer oldu. Ortodoks ve Katolik kiliselerinin aynı yerde bulunması ve kilise mimarının üst seviyede yansıtılması Kiev için tarihi açıdan bir kazanım. Ben de yurt dışına klip çekmenin yanı sıra Kiev'in tarihi ve dokusunu işlemek istedim diye konuştu. Bir şarkı yazdım sana ben ölüm döşeğindeyken. Ben gözlerimi açtığımda sen çoktan gitmiştin.
bakma ardına. Yaşanmadısa o hayallere kalma yarına. Git hadi git, hiç bakma ardına. Ardında bıraktıklarını unutma. Evet sayın seyirciler, tam düğün sezonunun başladığı döneme yakışır bir parça olmuş. Özcan Öztürk arkadaşımız elimizde de çok başarılı medya çalışmalarında bulunmuştu. Bundan sonra da başarılarının devamını diliyoruz. Sayın seyirciler, Ampute Futbol Milli Takımı ilimizde kamp yapıyor bildiğiniz gibi ve teknik direktör Osman Çakmak bir röportaj verdi. Şimdi bu haberle sizleri baş başa bırakıyoruz. Yarın buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Ampute Futbol Milli Takımı Afyonkarahisar'da kampa girdi. Ampute Milli Takımı 6 teknik ekip ve 25 sporcu ile birlikte Kocatepe Spor Kompleksi'nde antrenmanlarına başladı. Takımın teknik direktörü Osman Çakmak, şu anda Avrupa Şampiyonası'nın devam ettiğini ifade ederek şunları söyledi. Biliyorsunuz şu anda Avrupa Şampiyonası oynanıyor. Biz ülke olarak erken elendik, gruplardan çıkamadık. Herkesin gözü bizim üzerimizde, bizim başarılı olmamız lazım. Bizim çocuklar dediler, biz de kendi aramızda ve bir gazi olarak bizim aslanlar diyorum. Çok istedik yani orada başarılı olalım diye, çok iyi bir jenerasyonumuz vardı, olmadı. Dünyada ampute futbol bizden sorulur diyen Çakmak, ay yıldızı bayrağımızı dalgalandırmak için çalışmak zorunda olduklarını belirtti. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var. 16 ülkenin katılımıyla 10 ülke arasında şampiyon olduk. Şimdi 16 ülke arasında başarımızın tesadüf olmadığını ve o çıtayı yükseltmemiz için çalışıyoruz. Evet, sabah da gördünüz arkadaşlara şu cümleyi söyledim. Kimsede olmayan sizde var. İstek, azim, coşku, heyecan, duygu, inanç. Yani herkeste inanç vardır ama o diğer saydıklarım, hırs, azim herkeste olmuyor. Bunun için sizde olduğu için Türk halkı her zaman sizlere bakış açısı ve düşüncesi iyidir. Destekleri de en büyük desteğimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Spor Bakanlığımız ve Türkiye Bedensel Engelliler Federasyon Başkanımız Arif Ümit Öztürk. TFF'nin de desteğini aldık. Türkiye Futbol Federasyonu şu anda Eylül ayında Polonya'nın Krakow şehrinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın ne kadar önemli olduğunu onlar da farkında, biz de farkındayız. Ve 83 milyona şu zor günlerinde, daha önceki röportajımda da söylemiştik, sağlık çalışanlarımız zor günlerimizde bize destek oldular. Biz de şimdi onları mutlu etmek için, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için gece gündüz çalışmak zorundayız. Doğru planlama, asaret ve cesaretimizi ortaya koyup başarılı olmak zorundayız. Milli takım oyuncusu Ömer Güler Yüzse, Afyonkarahisar'ın havasının güzel ve antrenmana uygun olduğunu ifade ederek şunları söyledi. Milli takım olarak gerçekten güzel bir ilimiz diyelim. Havası da güzel, bizi çok fazla bunaltmıyor. Sıcak olsa da rüzgarıyla şeyle gerçekten güzel bir atmosfer var. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayın 3'ünde girdik, 14'ünde çıkacağız. Toplam 11 günlük bir kampımız var. Akabinde de kamplarımız devam edecek. Toplamda 4 kampla birlikte Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Takımımız iyi. Ampute Futbol dünyada Türkiye'den sorulur sloganıyla çıktığımız bu yolda 2017'de elde ettiğimiz Avrupa Şampiyonası başarısını ikinci kez tekrarlamak istiyoruz. Bunun bir tesadüf olmadığını göstermek istiyoruz. Akabinde ise 2022'de Türkiye'de düzenlenecek olan tek eksiğimiz olan Dünya Kupası'nı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Tabii ki hedefimiz ilk öncelikle Avrupa Şampiyonası. Bu elimizdeki apoleti bırakmak istemiyoruz. Eylül ayında düzenlenecek turnuvada tekrar şampiyon olup ülkemize dönmek istiyoruz.